Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Yüzler gülüyor. Neden? Çünkü önümde çok güçlü bir dizüstü bilgisayar var arkadaşlar. Lenovo Log serisine ait. Model adını hemen buraya yazıyorum. Bu videoda sizlerle birlikte bu dizüstü bilgisayara yakından bakacağız. Derinlemesini inceleyeceğiz ve sizlere biraz da uzun kullanıcı deneyimlerimden bahsedeceğim. Bu bilgisayarla oyun oynadım. Dışarı çıkıp işlerimi dışarıdan hallettim. Eve geldiğimde bataryamın hala bana yettiğini gördüm ve detaylıca notlarımı aldım arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmadan gelin bu dizüstü bilgisayara biraz yakından bakalım. ilk olarak Lenovo Log serisine biraz bakmamız gerekiyor. Daha öncesine gidersek eğer ki Legion serisi vardı ama Legion serisine Log serisi biraz göz kırpıyor. Neden? Çünkü arka tarafa baktığımız zaman Log yazısını görüyoruz ve tam ortada bulunan O harfinin o Legion'a birazcık pas attığını siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Log serisi de Legion'a yakın ama günlük kullanım içinde tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar. Ekran tarafında Nvidia, işlem tarafında AMD var. En sevdiğim kombinasyonlardan bir tanesi. Lenovo'nun Log markası da kullanıcıları uygun fiyatlarla güçlü oyun sistemleri sunabiliyor arkadaşlar. Ayrıca ekran tarafında RTX 4060 ve işlem tarafında Ryzen 8. nesil 8845HS işlemcisi var arkadaşlar. Bununla birlikte dahili bir ekran kartı da var. O da AMD tarafından destekleniyor. Şimdi geçelim tasarım kısmına. Bence tasarım gerçekten çok şık. Neden? Hemen Yusuf'tan bu bilgisayara biraz zoom girmesini rica edeceğim. Çünkü oyuncular için özel olarak tasarlanmış. Mesela arka tarafı hemen baktığımız zaman çok farklı giriş çıkış portlarını görebiliyorsunuz. 3 adet USB 3.2 Gen 2 giriş bağlantısı. USB Type-C hemen sağ tarafımızda kalacak. Şöyle gösterelim. Canlı canlı test yapıyoruz bu arada. Bu giriş sayesinde dizüstü bilgisayarı kendi bataryası olmadan da şarj edebiliyorsunuz. Tam 10 gigabistik veriyi bir saniye içerisinde aktarabiliyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel. Klavye tarafına baktığımız zaman oyuncuların en çok keyif aldığı durum RGB ışıklandırmalı klavyeler. Dört taraflı bir ışıklandırma var ve tuşların hareket boyutu ise 1.5 milimetre arkadaşlar. Klavye kullanımı ele yatkın ergonomik bir şekilde tasarlanmış sayısal tuş takımımız var ve bununla birlikte buradaki ok tuşları yani yön tuşları gayet iyi. Neden? Çünkü biz oyun oynarken o yön tuşlarının büyük olması gerekiyor ama çoğu bilgisayar üreticisi bunları küçültüyor. Lütfen küçültmeyin onu da eklemiş olalım. Bu arada anti ghosting özelliği var oyunlarda tüm tuşları aynı anda bassanız bile oyuna iletebiliyor. Nahimix ses ile geliştirilmiş bir ses deneyimi de var. Bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü cihazın içerisinde 2 adet 2 wattlık hoparlör sistemi var. Şimdi dilerseniz hem mikrofon hem hoparlörün desibel testi hem de ön tarafta bulunan kamerayla bir test yapalım. Daha sonrasında buradayız. Evet şu anda dizüstü bilgisayarı karşıma aldım ve mikrofon kamera testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Şu anda kapalı bir ortamdayım ve klima çalışıyor aslında. Siz karşı tarafta bir görüşme yaparsanız sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu anda tam olarak merceğe bakıyorum onu da bilmenizi istiyorum. Şu anda baktığım yerde de kendimi görüyorum arkadaşlar. Kapalı bir ortamda mikrofon ve kamera performansı bu şekildeydi. Az önce görmüş olduğunuz kameranın çözünürlüğü Full HD arkadaşlar. Bu arada dizüstü bilgisayarın içerisinde Wi-Fi 6 anteni var ve Bluetooth 5.1 ile de destekleniyor arkadaşlar. Giriş çıkışları anlattığıma göre cihazın ağırlığından biraz bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Burada tabii dışarı çok fazla çıkan, seyahat eden bir insansanız bir süre sonra bu dizüstü bilgisayarın ağırlığı sizlere bir soru işareti oluşturabilir. Ancak bir oyuncuysanız, çok fazla dışarı çıkmıyorsanız bu dizüstü bilgisayar sürekli zaten yanı başınızda olacağı için kısmıyla da pek ilgilenmeyeceksiniz. Giriş çıkışların arka tarafta olması da aslında kabloların düzenlenme açısından güzel düşünülmüş bir detay. Bununla birlikte cihazın sağ alt tarafında bir QR kod görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşadığınızda, bir şey öğrenmek istediğiniz zaman bilgisayarla ilgili bu QR kodu taratabiliyorsunuz. Kaldı ki zaten Lenovo Vantage yazılımı sayesinde bilgisayara tamamen hakim olabiliyorsunuz. İsterseniz direkt olarak bu yazılımı sizlere anlatayım. Lenovo Vantage siz bilgisayarı kurduğunuz esnada direkt olarak alt barda sizleri karşılıyor. Bunu açtığınız zaman nelerle karşılaşıyorsunuz? Sistem üzerinde GPU veya CPU'nun ne kadar çalıştığını, depolamanızın ne kadar da olduğunu, klavye aydınlatmalarının buradan ayarlandığını ve sistem sağlığını takip edebilmek mümkün. Bunlar buzdağının görünen bir kısmı arkadaşlar. Çünkü diyelim ki FPS'inizi görmek istiyorsunuz. Vantage yazılımı sayesinde atabilirsiniz. Makro atayabilirsiniz. Diyelim ki Counter Strike'da eğiminiz çok iyi değil. Tam ekranın ortasına bir nişan yardımı koymak istiyorsunuz. Bu Vantage yazılımı sayesinde mümkün. Lenovo'yu burada gerçek çok tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Esport, Naimik yani ses ayarlarınızı yapabildiğiniz farklı bir ayar var arkadaşlar. Burada oyun, film, dizi veya yapay zeka desteği sayesinde otomatik bir şekilde etraftaki sesleri algılıyor ve sizlere ona göre bir ses şiddeti sunabiliyor. Bassları, tizleri, midleri ayarlayabildiğiniz çok özel ayarlar var. Bunları da detaylar kısmında gördünüz. Vantage yazılımı hızlı şarj özelliğini açıp kapatabiliyor. Ekrandaki yenileme hızında değişik yapabiliyorsunuz çok farklı güzel ayarlar var arkadaşlar bilginiz olsun bu arada dizüstü bilgisayarımız oyunlara hitap ettiği için sızdırmazlık teknolojisinden de sizlere bahsetmek istiyorum bu sistem aslında yenilikçi neden çünkü dizüstü bilgisayar her bir sıcak havayı arkadan verimli bir şekilde uzaklaştırıyor zıt yönlerde dönen çift fanlar sayesinde yoğun bir oyun temposunda bile sıcak hava kesintilerini sizlere hissettirmiyor arkadaşlar ve cilt sağlığını 2 derece susturucu gürültüyü de 2 desibel azaltıyor arkadaşlar bilginiz olsun şimdi geçelim ekran tarafına. Buradaki ekran 15.6 inç WQHD Plus bir ekran arkadaşlar. IPS tabanlı olduğunu belirtmek istiyorum ve ekran tazeleme hızımız 165 Hz. Bu oyunlarda gerçekten iyi bir değer diyebilirim. Ekranın yüzeyi mat bir kaplamaya sahip ve bu sayede oyun zevkiniz bölünmüyor. Ekran parlaklığı konusuna gelecek olursak eğer dışarı alıp bu dizüstü bilgisayarla oyun oynarsanız ekran parlaklığı pek yeterli gelmeyecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada Nvidia G-Sync destekleniyor. Bu sayede oyun kare hızı ve ekran tazeleme hızı eşit deniyor. Daha akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ek olarak AMD FreeSync Premium da destekleniyor. Yüksek tempolu oyunlar ve videoların gösterilme sırasında screen tearing yani ekran yırtılmasını engelliyor. Takılma ve gecikmelere yardımcı oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim donanım ve performans tarafına. Ekranlı Nvidia, işlemcide AMD Ryzen. Bu ikili kombinasyon sizlere oyunlarda gerçekten yüksek bir performans sunabilecek diyebilirim. İlk olarak gelin ekran tarafına bakalım. Ekranda RTX 4060 grafik yonga birimi var. Bu GPU 8 GB'lık GDDR6 belleğe sahip ve toplamda 115 W grafik gücü sunabiliyor. Gelin biraz da işlemciden konuşalım. Bu işlemci AMD Ryzen 7 8845 HS işlemcisi ve Zen 4 mimarisine sahip. Bu işlemci 8 çekirdek 16 izlek ve 5.1 GHz'lik boost frekansı ile AMD'nin en yüksek performansına sahip işlemcilerden bir tanesi. Tüm çekirdekleri performans çekirdeği gibi çalışan bu işlemci oyunlarda ve programlarda yüksek performansı ile sadece 45 W güç tüketimi ile sunabiliyor. Ayrıca sahip olduğu 16 TOPS yapay zeka çekirdeği ile yüksek yapay zeka gücüne sahip uygulamalarda daha yüksek performans sunabiliyor. İşlemcinin toplam yapay zeka gücü içerisinde bulunan bileşenlerle birlikte 38 TOPS'a kadar çıkabiliyor. Kısacası bu işlemci günümüz yapay zeka uygulamaları için en uygun çözümlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarımız 16 GB DDR5 RAM'e sahip. Bu RAM çift kanal olacak şekilde iki parçadan oluşuyor ve 5600 MHz'ında çalışabiliyor. PCIe 4. nesil 512 GB'lık bir SSD de var hız konusunda tüm ihtiyaçları karşılayabiliyor. Tüm bu donanımı sunmuş olduğu performanslar günün sonunda bana istediğim her oyunu kasma donma olmadan yüksek FPS'lerde oyun oynatmayı başardı arkadaşlar. Tabii ki de Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda düşük FPS almamızın sebebi hala stabil bir güncellemenin gelmemiş olması. Bunu da detaylarımın arasına eklemek istedim. Oyunlarda sizlere yine eşlik edecek Lenovo'nun mühendislerinin yine harika bir yazılımı ortaya çıkmış. Lenovo AI Engine Plus. Bu ne demek arkadaşlar? Dizi bilgisayarımızın içerisinde LA1 AI çipi var. Bu çip sayesinde sistem fanları, güç dağılımı, oyun içi kare hızlarını izleyen yazılım sayesinde ısınma sorunu çok az seviyede. Performans çok iyi. Yırtılmalar engelleniyor. Ekrandaki akışkanlık gayet yerinde. Ve bununla birlikte siz oyunu başlattığınız esnada sistem performansı otomatik olarak optimize ediliyor ve oyunlara çok daha hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Oyun performans tarafını geçtikten sonra sizlere maksimum performans için yapmanız gereken bir yeri anlatacağım. Lenovo Vantage yazılımında GPU çalışma modu bölümünde DGPU online modunu açın. Burada Fn artı Q tuşlarına basarak performans moduna geçebiliyorsunuz. Fn artı R tuşlarına basarak ekran tazeleme hızını 165 Hz veya ekrana bağlı olarak 144 Hz'e de ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu sayede performansınız iyileşiyor. Peki Samet bataryam daha uzun gitsin ben birazcık tasarruf etmek istiyorum derseniz hemen bu kombinasyonları da anlatıyorum. Yine Lenovo Vantage yazılımında hibrit modunu açın. Fn artı Q tuşuna bas. Ve dengeli moda geçin arkadaşlar. Ayrıca Fn artı R tuşuna basarak da ekran tazeleme hızını 60 Hz'e kadar düşürebiliyorsunuz. Bununla birlikte videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Lenovo'nun bu modeli gerçekten benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü içerisinde bulunan yazılım sayesinde siz oyunlarda daha farklı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bir yazılım var ve bu yazılım sayesinde sizin oyunlarda hızınız daha iyi. Ekranınız daha iyi. Görüntüleme teknolojileriniz daha iyi. Kaldı ki klavye zaten sizleri mutlu etmeyi başarıyor arkadaşlar arkadaşlar. Touchpad'den bahsetmedim bu arada çok kullanışlı olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca 3 parmak veya 4 parmak hareketlerinin hepsini algılıyor arkadaşlar. Ayrıca cihazı kullandığım bir haftalık bu süre boyunca hiçbir şekilde bir kasma donma takılma veya bataryanın çok fazla ısınması gibi ben detayla karşılaşmadım arkadaşlar ve bununla birlikte videoyu da kapatmak istiyorum. Oyun performans testlerini, sentetik testlerini her şeyi aslında sizlere anlatmış bulunuyorum. Eğer kafanıza takılan bir soru işareti varsa lütfen bunları yorumlar kısmına yazın. Lenovo'nun Lock markası arkadaşlar son teknolojileri uygun fiyata sunan bir marka. E bugünlük benden de bu kadar. Bir başka videoda görüşmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.